6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok iş yeri ve konut yıkılırken birçoğu ağır hasar aldı. Şehrimizde kiralık konutla alakalı olan da problemler vardı. Bu problemler yavaş yavaş aşılmaya başladı. Burada tabii devletimizin atmış olduğu ciddi adımlar da var. Konteyner kentler kuruluyor. Bir yandan köy evleri yapılıyor, bir yandan TOKİ'ler yapılıyor. Yerinde dönüşümlerin de başlamasıyla birlikte ben bu sıkıntının daha da azalacağına inanıyorum. Tabii burada ilk etapta insanların hani böyle bir olayın vermiş olduğu şokla birlikte nerede ne fiyat varsa yeter ki tutayım mantığıyla yaklaşması yine aynı insanlarda hani o ev o para ediyorsa benim evim bu para eder mantığına bürünmelerini sağlamıştı. Ama şu an için bu biraz daha rentabullaşmaya başladı. Yüksek fiyatlı evlere bakıyoruz, ilan sitelerinde olduğu gibi duruyor ama değerinde olan yerler layıkıyla bir müşteriye ulaşabiliyor. Yaşanan süreçle birlikte kentte büyük bir konut talebi oluşurken kiralık ya da satılık olan evlerde fiyatlar ise bir hayli yüksek. Bu durumun daha sürdürülebilir hale getirebilmesi adına hepimizin biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Yani bakıldığında fiyatlar artmıyor. Fiyatları biz artırıyoruz aslında. Arz talep dengesinin bozulması sebebiyle. Bunun yanı sıra gayrimenkulle alakalı olarak bakıldığında gayrimenkul şu an çok ciddi anlamda bir al sinyali veriyor. Hani borsayla ilgilenenler bu tarz kavramlara daha yatkındırlar. Şu gün bakıldığında 200 metrekare brüt bir dairenin 3 milyon lira inşaat maliyeti, %40'lar sayıyla anlaşsanız 4 milyon 200 bin liraya çıkan bir maliyet, %20'de müteahhit karını koyduğunuzda 5 milyon liralık bir satış fiyatı olduğunu görüyorsunuz. Aynı gayrimenkul 3 milyon liraya satılıkta var. Gayrimenkul uzmanı Alp Eren Önal konuyla ilgili yaptığı açıklamada kent genelinde fiyatların yavaş yavaş oturmaya başladığına dikkat çekti. Ben o yüzden buradan sizler aracılığıyla da insanlara orta ve uzun vadede bekleme fırsatı olan maddi değerleri varsa bunu herhangi bir emtiada değil gayrimenkulde kullanmalarının kendileri için çok daha kazançlı ve karlı olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten gerek krediye ulaşım zorluğu, gerek insanların bir takım emtialarda, gerek işte banka mevduatında olsun, gerek dolar ya da altında olsun parayı değerlendirmesi gayrimenkul satışlarını dur noktasına getirdi. İnsanlar da bir an evvel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ellerindeki mülklerini gerçekten yok pahasına piyasaya sunmaya devam ediyorlar. Bu bir süreç. Biz bu süreci 2019 yılında da yaşadık. O dönemde çok seslendik. Yine sizler aracılığıyla da insanlara çağrıda bulunduk. Alın dedik. Çünkü hani biz bunları farazi olarak konuşmuyoruz. Yani ilim ve bilim ışığında yapmış olduğumuz işin biraz daha içeriğini, iç noktasını gözlemleyerek, piyasayı koklayarak tabiri caizse bu önerilerde bulunuyoruz. Şu an Kahramanmaraş içinde çok ciddi alım fırsatları var. Bunları değerlendirenler kazanç çıkacaktır diyebiliriz.